Kıbrıs ekranlarına, akşam ajansına hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın tam ortasından, çarşamba gününden sizlere sesleniyoruz. Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktaracağımız akşam ajansına başlıyoruz. Sayın seyirciler, Elazığ polisi silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan il merkezinde farklı tarihlerde 7 ayrı hırsızlık olayına katılan iki kişiyi de tutukladı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Elazığ ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada biri kuru sıkıdan bozma olmak üzere 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 24 adet çeşitli çaplarda fişek ile 100 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve bu maddenin içiminde kullanılan 1 adet tüp ele geçirildi. Ayrıca aynı dosya kapsamında 3 aylık süre zarfında yapılan ara yakalamalarda ise şarjörleriyle birlikte toplam 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve bir şüphelinin de ruhsatsız silah ticareti yapmak suçundan tutuklandığı bildirildi. Öte yandan il merkezinde çeşitli tarihlerde 3 iş yerinden piyasa değeri 15 bin TL çeşitli markalarda sigara, 3 evden 1 adet laptop, 1 adet tüfek ve bir miktar para ile bir evin önünden motosiklet çalındı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarını MK, HG, EÜ ve HÖ'nün gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca hırsızlık mallarını satın aldığı ve satışa aracılık ettiği tespit edilen 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Hemen bir düzeltme yapalım sayın seyirciler. Biraz önceki haber için Elazığ polisi şehrin farklı noktalarında ve çeşitli tarihlerde 7 ayrı hırsızlık suçuna katılan 3 kişiyi tutukladı. 2 kişi diye ifade etmiştik. Bunu da düzeltmiş olalım ve doğru haberi sizlere aktarmış olalım diyelim ve bir başka haberle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Türk Telekom Elazığ'da Fahri Bey Caddesi'nde yeni bir müşteri merkezi daha açtı. Açılışa Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da katıldı. Türk Telekom'un yeni müşteri merkezi Elazığlıların hizmetine sunuldu. Vali Fahri Bey Caddesi'nde hizmete sunulan merkezin açılışına Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı, Türk Telekom yetkilileri ve davetliler katıldı. Ya Allah aşkına, Allah hayırlı olsun. Açılışın ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindekiler halka verilecek olan hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldılar. İkna'ya zaman harcıyorsunuz. İktidarlarda zaman harcıyorsunuz. Evet efendim. Ama İkna'da şöyle bir stratejimiz var. Müşterimize en önemli teklifi verebilmek. Vali Fahri Bey Caddesi'nde açılan Türk Telekom Müşteri Merkezi'nde mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TV Bu ürünlerinin satışına kadar birçok işlem gerçekleştirilebilecek. Sayın seyirciler, Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu vefatının 4. yıl dönümünde Fırat Üniversitesi Ülke Ocakları Üniversite Teşkilatı tarafından anıldı. Ülke Ocakları Üniversite Teşkilatı Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu vefatının 4. yıl dönümünde andı. Hepimiz Fırat'ız, şehadete hazırız. Düzenlenen programa MHP İl Başkanı Semih Işıkver, Kadın Kolları Başkanı Fatma Nur Sevinç, Ülke Ocakları Başkanı Mehmet Ali Çiçek, sendika başkanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Ülke Ocakları Fırat Üniversitesi Teşkilat Başkanı Metehan Çakırbay, "Fırat'ımız gönlümüzde bayraklaştı," dedi.
Gencecik vatan evladı hainlerin açıkça hedefi haline getirilmiş ve sınava girmek için geldiği okulda şehadet şerbetini içmiştir. Geçen süre zarfında ne acımız dinmiş ne de yüreğimizdeki ateş sönmüştür. Öyle ki bu soğuk Şubat gününde bu ateş fazlasıyla yüreğimizde hissetmekteyiz. Mazisi kahramanlıklarla yorulan vatanımızın fıratları, ön kuzuları, kılıç kırınları asla tükenmeyecektir. Mevzubahis vatan olduğunda elden bayrak inmeyecek, dilde tekbir dinmeyecektir. Program tiyatro gösterisinin ardından gerçekleştirilen öykücü yeminiyle sona erdi. Sayın seyirciler, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi kaçak avlanan şahısları tespit etti. 3 adet kafes ve 2 adet tuzak ele geçirdi ve kaçak avlanan 3 keklik de doğaya bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri Kömürhan mevkiinde av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında 3 adet kafes ve 2 adet tuzak ele geçirildi. Kafesler ve tuzaklara el konulurken tuzakla yakalanan 3 keklik doğaya salındı. Ekipler kaçak avlanan şahısları tespit ederek idari para cezası kesti. Kaçak avcılara yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. Sayın seyirciler, biliyorsunuz Türkiye 31 Mart'ta mahalli idareler seçimlerine gidiyor. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırladığı seçim takvimine göre de önceki gün saat 17'ye kadar siyasi partiler seçime girecekleri aday listelerini il seçim kurullarına ve ilçe seçim kurullarına bildirmek durumundaydı. İşte Elazığ'da da süreç, takvim süreci yasal olarak başladı ve bitti ve Elazığ'da 31 Mart'ta yapılacak seçimlere 9 siyasi parti katılacak. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Elazığ'da seçime girmek isteyen partiler kesin listelerini il seçim kuruluna teslim etti. Peki Elazığ'da hangi partiler belediye başkan adayı çıkardı? Bu soruda cevabını buldu ve Elazığ'da 9 partiye Elazığ Belediye Başkanlığı için aday çıkararak resmi başvurularını il seçim kuruluna teslim etti. İşte Elazığ Belediye Başkanlığı'na aday çıkaran partiler: AK Parti, Şahin Şerifoğulları, MHP, Profesör Doktor Bilal Çoban, İyi Parti, Ali Şekerdağ, Saadet Partisi, Haluk Arslan, HDP, Mehmet Kılıçtepe, BTP, Abdülcemil Günel, DSP, Hikmet Aydemir, Vatan Partisi, Mehmet Bedri Gültekin, Komünist Partisi, Yavuz Kaya Mahmutoğlu. Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban da bugününü bazı kurum ziyaretlerine ayırdı. Öte yandan Şehit İlhanlar Caddesi'ndeki hizmet veren esnafla da bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban seçim çalışmalarına Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ziyaretiyle devam etti. Çoban çalışan personelle de bir araya geldi. Tabii bizim emlaklarımız var. Selamünaleyküm. Bazen şeyde belki 80 milyonu ilgilendirecek bir hata da yapabiliriz. Yani o ekrandaki o bahsettiğiniz tekrar telafi etseniz dahi olmuyor. Tekrar aynı kişi ekranın karşısında olmayabiliyor. Tabii o an yani. Profesör Doktor Bilal Çoban'ın ziyaretlerinin bir başka durağı DSİ 91. Şube Müdürlüğü oldu.
Çalışan personelle buluşan Bilal Çoban seçimlerde destek istedi. Ben Hamza Sedoğlu'nun eşi. Evet, teşekkür ederim. İyiyim, siz de iyisiniz. Hürmet ederim. Çay seviyorum. Çay seviyorum. Biraz sıkılaşın. Çabuk değil, dolaşın. Çok sıkıntı yok sizsiniz. Hürmet sağ olsun. Hayırdır sağ olun. Allah razı olsun. Var mı? Sağ olun. Koşturuyoruz dolan benim. Selam verelim. Hayır. Bunlar nasılsınız? İyi olarak bir dolanalım dedim. Selam verelim. Bir ayak. Abone verseniz. Var mı yalnız? Ya Tamer yok mu? Mehmet Bey daha gelmedi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Bilal Çoban'ın seçim ziyaretlerinin son durağı Şehit İlhanlar Caddesi'nde hizmet veren esnaflar oldu. Cadde üzerindeki esnafları tek tek dolaşan Bilal Çoban hem sorunları dinledi hem de başkan olması halinde neler yapacaklarına dair bilgi verdi. Allah kolaylık versin. Cadde'ye bir yazalım. Allah razı olsun. Çay ikram edin. Teşekkür ederiz. Allah koç. Nasılsınız? Abi merhaba. Merhaba. Sağ olun. Buraya gelsin. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Sağ olun. Sağ olun. Selamünaleyküm. Var olasın, sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Hayırlı olsun aldıklarınızla. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Umut Bey yoktu. Çıkalım dersin. Ne yapalım? Birazcık dikkat etmek gerekir. Var mısınız? Ben bu tüken her tarafı geldim, Aruf Hadi gelmişim. Allah Allah. Ya arkadaş, şükürler de sahip çıkın kardeşim benim. Karım sattı ya kardeşim. Bir kilo patates soğan memleketinde ne var ki ben? Karım 10 lira 15 lira satın ya arkadaşım ya. İyi olacak. Kafam takma. Valiliğinde şimdiki belediye başkanı gidiyorsun sana gün verir yani hiç görüştürmüler. Ben de yaptık ama biz 24 saat belediye açık kalacak. Randevus terimde kaldık. Randevus. Varın da inşallah kalkar. Yani gidiyorsun göremiyorsun. Sayın seyirciler, 31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler seçimleri için biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ'dan aday çıkarmamış ve Millet İttifakı ile İyi Parti adayı Ali Şekerdağ destekleme kararı almıştı. İyi Parti'nin de hem belediye meclis üye aday listesi hem de il genel meclis üye aday listesi merakla bekleniyordu hangi isimler var diye. İşte önceki gün il seçim kuruluna bunlar da bildirildi. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz haberle İyi Parti'nin belediye meclis üyesi aynı zamanda il genel meclis üyesi aday listesi isimleri ekranlarınıza geliyor. Yerel seçimler öncesinde CHP Elazığ'da İyi Parti'nin belediye başkan adayını destekleme kararı almıştı. Merakla beklenen İyi Parti'nin Elazığ Belediye Meclis Üyesi adayları belli oldu. İşte İyi Parti'nin Elazığ Belediye Meclis Üyesi adayları. Gültekin Koç, Cafer Yeşil, Kahraman Doğan, Murat Akkoç, Nusret Karabulut, Ayten Çekil, Habib Yaşar, Zülfü Doğan, Nermin Atikeler, Nevzat Altan, Mehmet Demir, Atilla Bayram Yerlikaya, Muhlis Tunçel, Ali Hikmet Çınar, Mustafa Pirinççi, Kadri Metin Öztürk, Menderes Ekinoğlu, Nadir Aydın, Abdülmusa Demir, Cem Tanrıverdi, Fulya Öztürk, Oğuzhan Sarı, Ekrem Çağla, Hasan Ayçin, Aybüke Burçak, Yusuf Gencer, Hüseyin Dik, Hasan Hüseyin Memicil, Faik Kara, Doruk Gök, Aygün Akgül, Ahmet Metin Demir ve Aziz Hıdır Doğan. İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ'ın kontenjanı ise Habib Akyıldız, Tevfik Özlü, Fethi Aydın ve Bünyamin Genç. Belediye Meclis Üyesi adaylarının ardından İYİ Parti'nin Elazığ İl Genel Meclis Üyesi adayları da açıklandı. İl merkezinden İl Genel Meclisi'ne aday olan isimler şöyle. Hüseyin Kızgın, Erdinç Sönmez, Mehmet Emin Ölçücüoğlu, Nuray Şen Ocak, İsmet Elitok, Habib Durak, Ziya Yıldırım, İdris Çetintaş. Sayın seyirciler, Elazığ Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü söyleşi programı düzenledi. Düzenlenen programda eğitimcilere eğitim yönetimi, liderlik ve örgütsel davranış konuları anlatıldı. Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği söyleşi de eğitim yönetimi, liderlik ve örgütsel davranış konuları anlatıldı. Profesör Doktor Necati Cemaloğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, öğretmen ve idareciler katıldı. 2023 vizyonunun
18 boyutunu anlatmak için buraya gelmedim. 2023 vizyonunun 18 maddelik boyutu rutin bir boyuttur. Konferansta bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, eğitimin kalitesini bir üst seviyeye taşıyabilmek için çeşitli konferanslar yaptıklarını belirtti. Bakanlığımız tarafından yeni vizyonlar ortaya konulmakta, yeni stratejiler belirlenmekte ve geliştirilmektedir. Özellikle Eğitim 2023 vizyonu belgesini çok iyi analiz etmek gerekmektedir. Bu belgelerde yer alan amaçlardan biri de etkili yönetim sistemidir. Bu iş bir ekip işidir. Birlikte yürümek, birlikte yol almak, birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Eğer ekipte bir eksiklik olduğu zaman, yanlış bir hareket olduğu zaman bunun yürümesi mümkün değildir. Şu anki eğitim sisteminin klasik eğitim sistemi olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Necati Cemaloğlu, eğitilmiş kişinin gücünün farklı bir yöne kaydığını söyledi. 2023 vizyonu inadına yerli ve inadına millidir. Seçeneği Kaliforniya'nın arka sokaklarındaki demode olmuş modellerle değil, bu ülkenin gerçekleriyle arayan bir milli bakış açısıdır. Bu yüzden de Elazığ'da bulunan herkesin, Türkiye'deki herkesin 2023 vizyonuna sahip çıkması için yüzlerce gerekçesi ve nedeni vardır. Ve tekrar üstüne basarak söylüyorum, 2023 vizyonu otobandan önceki son opettir. Neden derseniz, şu anda Türkiye 4. sanayi devrimini kaybediyor. 4. sanayi devrimini kaybettiğiniz anda Batı'yla aranızda ortalama 200 yıllık bir fark daha ortaya çıkacak. Sayın seyirciler, Türk sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri tatlı. Toplum olarak da aslında çok derin bir tatlı kültürümüz var. Ancak yaşanan ekonomik kriz tatlıda kullanılan malzemeleri de vurdu. Tatlı imalatçıları da bu durumun bir an önce son bulmasını arzuluyor. Çünkü artık kilolarca değil, sadece tadımlık olarak vatandaşlar tatlı alıyor. Uzmanlar aynı zamanda merdiven altı tatlı imalathanelerine de tepki gösterdiler. Ekonomik kriz her yerde hem iş yeri sahiplerini hem de vatandaşı zora soktu. Sofraların vazgeçilmezi tatlılar da bu durumdan nasibini aldı. Eskiden kilolarla alınan tatlılar, artan ceviz ve fıstık fiyatları dolayısıyla vatandaşın bütçesini zorlayınca satıcı da alıcı da mağdur oldu. Çetin bir süreçten geçtik. Ama şu var, biraz mücadele ettiğin zaman az kar amacıyla sürümden kazanarak yol kat etmek daha güzel oluyor. Türkiye ne krizler atlatmıştır, ne sıkıntılar geçirmiştir ama hepsinin üstesinden gelmiştir. Bunda bizim için de tabii ister istemez etkiliyor mu? Çoğu etkiliyor. Ama ne yapıyoruz? Sonuç itibariyle sürüm olduğu zaman onu en düşük rakamlara çekme gayretinde oluyoruz. Bu da bizim açımızdan az tahribatla yine aynen Stebze yoldan ana yola geçme gibi şeye bürünüyoruz. Her şeye zam gelmesine rağmen müşterilerini kaybetmemek için sürümden kazandıklarını ifade eden işletme sahibi Mehmet Usta, fırsatçılara tepki gösterdi. Fıstık, ceviz şeyleri yüksek. Tabii son yapılan şeyden ister istemez piyasa tüccarlarının da bunu fırsat bilerek %100'ün üzerindeki zamlara gitme yoluna vardılar. Bunu daha önce Ramazan ayında da yaşamıştık. Fıstık yüksek bir şeye büründü. Boykot ettikten sonra bunları geri çektik. Maalesef ülkemizde de bu Türk tüccarların olması manidardır. Bunun denetiminin yapılması, yani sadece devletin yaptığı işte tazmin dezgahlarının açılmasıyla değil,
gerçek manada bir iyi denetim yapıldığı zaman her şey rayına oturur. Yine her şeyin bir maliyeti vardır. Her kendi kafasına göre günlük zam yapma oranına sahip değildir. Gelen malzemeye ne kadar zam geldiyse ne yapmışsın? Onu göz ardı etmek lazım. Bir de fırsat şeyine gitmemek lazım. Yani ülkemiz gerçekten çok çetin bir süreçten geçti. Bunu da atlatırız her zaman olduğu gibi. Millete tatlı satarak, tatlı tatlı konuşarak inşallah hepsini çözümüne vararız. Zam uygulamadıkları gibi her bütçeye uygun tatlıları olduğunu da belirten Mehmet Usta, en çok cevizli tatlıların tercih edildiğini söyledi. Yoğun bir tatlı rağbeti vardır. Daha önce zaruri olmayan ama bugün ister istemez bütün sofralarda olması gereken bir tatlı geleneğimiz var. Bunu da zam yapmamamızın şeyi de her bütçeye uygun olacak şekilde tatlı çeşitlerimiz, yani ufaktan başlıyor ta 25'ten başlıyor tatlı ürünlerimiz. 80 milyona kadar tatlı çeşitlerimiz var. Bu da fıstıkla cevizle kıyasladığın zaman arasındaki yüksek bir rakam farkı olduğundan dolayı. Bugün fıstık kilosu bugün şartlarında 150 lira. Ceviz ortalama 45-60 lira olduğu için o fiyat dengesini kurmak zorundayız. Yani her kesime hitap edebilecek tatlı ürünlerimiz mevcut olduğundan dolayı onu rahatlıkla atlatabiliyoruz. En iyi tatlı zaten bizim özellikle kadayıf açısından rakip tanımıyoruz kendimizde. Artı özel baklava sektörüne girdikten sonra da özel baklava çeşitlerimiz, kuru baklava çeşitlerimiz, halkımızın lezzet duyabileceği bütün ürünleri her zaman sergileme yeteneğimiz olmuştur da olmaya devam edecektir de inşallah. Bu esnada netin genel rağbet şeyi ceviz ürünü. Fıstık hem biraz yüksek olduğundan dolayı ceviz ürünlerine rağbet daha yüksek. Ve gerçekten artık tatlıyı tadımlık olarak alıyoruz ve diliyoruz ki yaşanan ya da bize yaşatılmaya çalışılan bu ekonomik kriz bir an önce sona erer. Çünkü yaşamın her alanında etkisini gösteriyor ve bundan en çok etkilenen tabii ki vatandaşlar oluyor diyelim. Ve biz akşam ajansına kaldığımız yerden devam edelim sayın seyirciler. Elazığ İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında da hafızlık eğitimini tamamlayan 41 hafız düzenlenen törenle icazetlerini aldılar. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık icazet programında Kur'an kurslarında eğitimini tamamlayan 41 hafız diplomalarını aldı. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Programda konuşan İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Elazığ'da Kur'an kursları ve verilen eğitimlerle ilgili bilgiler verdi. Şu anda bütün kurslarımızda talim ve tecvid derslerini eğitim merkezi, eğitim görevlisi hocalarımız bütün kurslarımızda cuma günleri vermektedirler. Ayrıca tabii yine Evrensel Hafızlar Derneğimizin yıllık çalışmaları ortaklaşa Kur'an kurslarımızda devam ediyor. Bu arada tabii bütün kurslarımızın ihtiyacını zaman zaman resmi ödenek gelmekle birlikte devamlı Elazığ'ın o hamiyetperver, o yardımsever cemaatinden, halkından cuma namazları sonrası talep ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Onlar da bizi yalnız bırakmıyor. Bu vesileyle ben onlara da, o hayır sahiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Yaptırdığı Kur'an kurslarıyla tanınan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da hafızların eğitiminde emeği geçenlere teşekkür etti. Tabii hafızlarla beraber olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Ben de bu duygu düşüncelere tüm hocalarımıza, tüm sayın valimize, il müftümüze, emeği geçen
Herkese teşekkür ederim. Hafızlarımıza başarılar dilerim. İnşallah Elazığ'dan tüm Türkiye, tüm dünyaya fayda sağlayacak diye bugün buradan inşallah bunun devamı gelecek. Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı, hafızlık makamının peygamberler makamının bir altı olduğunu anımsattı. Hafızı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur demişti babam. Hafızlık makamı peygamberler makamından bir alt derece olarak bildiğimiz bir makam. Rabbim, Sayın Müftüm 85 tane olduğunu söylediler galiba, yanlış anlamadıysam. Rabbim sayılarını arttırsın. Onların o beyinlerindeki, akıllarındaki hıfz ettikleri o ayetler onları muhafaza etsin, onları korusun. Bunların sayılarının artması dileğiyle hepinize tekrar saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dünyada hakim olan medeniyetin Batı medeniyeti olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım bu medeniyeti sömürüyle özdeştirdi. Tabii bugün dünyada hakim olan medeniyet Batı medeniyeti. Batı medeniyeti gerçekten dünyayı sömüren, insanı bir madde olarak gören, bir meta olarak değerlendiren ve bu meta görevini görüyorsa insan olarak varlık bulan, onun dışındakileri de insan saymayan bir anlayış. Yani maddeye dayanan, ruhsuz, hissiz, maneviyatsız, merhametsiz bir rejim. Bunu dünyanın pek çok yerinde görebilirsiniz, en çok da Afrika'da görebilirsiniz. Oradaki açlarda, susuzlarda, sömürülen insanlarda, açlıktan ölen insanlarda, hastalıktan ölen insanlarda görebilirsiniz. Dolayısıyla bizim dünyaya bu açıdan sunmamız gereken, sunacağımız bir medeniyet tasavvuru var. Bu medeniyet temelleri Peygamberimizle atılmış ve ondan sonraki dönemlerde özellikle Osmanlı'da zirveye ulaşmış. Özü sağlam, sözü sağlam, kökü sağlam bir medeniyet. İnşallah özünü, kökünü, değerlerini buradan alan bir medeniyetle çağımızın inşallah ihtiyaçlarına da karşılık verecek bir şekilde bir medeniyet inşa ederek bu az önce bahsettiğim medeniyetin yerini alacak. İnsana eşrefi mahluk gözüyle bakacak. Kaldırım, Abdullah Nazırlı Hoca gibi hocaların sayesinde bu ülkenin dara düşmediğini kaydederek şehrin kanaat önderlerinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Biz yani bu Abdullah Nazırlı gibi hocalarımızın duaları sayesinde inanın bu ülke ayakta kalıyor. Bu ülke sıkıntı yaşamıyor. Bu ülke darlığa düşmüyor. Etrafı ateş çemberi olmasına rağmen çok şükür dünyaya, insanlığa hizmet götürüyor, götürebiliyor. Bu insanların da kıymetini bilelim, değerini bilelim, baş tacı yapalım, dualarını alalım ve gerçekten onlar gibi değerli insanların yetişmesine de zemin hazırlayalım. Ben bu vesileyle bütün hafızlarımızı tebrik ediyorum. Bütün kızlarımızı, bütün erkek evlatlarımızı tebrik ediyorum. Kur'an hamileliği zor bir iştir. Onu inşallah en güzel şekilde, layıkıyla taşıyacaklar. Caddede, sokakta yürürken sadece Kur'an tilavetiyle değil, tavırlarıyla, halleriyle, endamlarıyla inşallah herkes baktığı zaman bu hafızmış diyecekler. O şekilde o yükü de, o sorumluluğu da taşımış olacaklar, örnek insan olmuş olacaklar. Ben hepsini tek tek tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından hafızlar protokol üyelerinin elinden belgelerini aldı. Ve sayın seyirciler, akşam ajansına spor haberleriyle devam ediyoruz. Kendi saha ve seyircisi önünde temsilcimiz Elazığ Spor'u konuk edecek olan Karabük Spor bu maça iddialı hazırlanıyor. Spor Toto 1. Ligi 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Tetişap Elazığ Spor'la karşılaşacak olan Kardemir Karabük Spor bu maçın hazırlıklarına iddialı başladı. Hasan Doğan Spor Tesislerinde Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma koşulları ve kondisyon ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idman yarı sahada oynanan maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut katılmadı. Teknik Direktör Öcal yaptığı açıklamada Elazığ Spor maçına iyi hazırlanacaklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
Üzerlerindeki şanssızlığı kırmak istediklerini ifade eden Öcal, eğer hakemlerimiz de adil yönetim sergilerlerse ilk galibiyetimize ulaşmak istiyoruz diye konuştu. Sayın seyirciler, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Karabük Spor'la karşılaşacak olan Elazığ Spor, bu maçla da ayrıca kümede kalma mücadelesi verecek ve bunun için de teknik heyet bu maçı çok sıkı tutuyor. Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Elazığ Spor'da Bordo Beyazlı teknik heyet deplasmanda karşılaşacakları ligin son sırasında bulunan Kardemir Karabük Spor maçı öncesinde futbolcularına rehavet uyarısı yaptı. Rakibin ligdeki konumunun önemli olmadığına vurgu yapan, genç, koşan ve mücadele eden bir takıma karşı oynayacaklarını futbolcularına anlatan teknik direktör Erhan Altın'ın hedefi, Kardemir Karabük Spor'u mağlup ederek yeni bir sayfa açmak. Bu doğrultuda hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Elazığ Spor'da tek çalışma gerçekleştirildi. Saat 17.30'da Fanatik Tor sahasında yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren günün tek çalışmasında Bordo Beyazlılar taktik ağırlıklı bir çalışma yaptılar. Teknik direktör Erhan Altın ve yardımcıları gözetiminde gerçekleştirilen çalışmaya, kadro dışı bırakılan Serdar Özbayraktar dışında tüm futbolcuların katıldığı belirtildi. Temsilcimiz Elazığ Spor'da Kardemir Karabük Spor maçı hazırlıklarına Perşembe günü yapılacak tek çalışmayla devam edilecek. Sayın seyirciler, bu haberle Akşam Ajansı noktalıyoruz. Ancak ekranlarınızın başından ayrılmayın diyelim. Çünkü şimdi ekranlarınıza 33 yıl önce çekilen Elazığ'ın görüntülerini getireceğiz. TRT Arşiv'den edindik bu görüntüleri ve bakalım 33 yıl önce Elazığ nasıl bir şehirmiş, ekranlarınıza gelecek diyelim ve yarın saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olalım diyelim. Tüm ekip arkadaşlarım adına da iyi akşamlar diliyorum, hoşça kalın. 1834 yılında verimli bir alanda kurulmuş il. Mamuretül Aziz, il olunca Elaziz olan şehrin adını Atatürk yiyecek yeri anlamına Elazık'a çevirmiş. Söylenişindeki kolaylık sebebiyle şimdi Elazığ deniliyor. Elazığ denince söze Harput'tan başlamak gerekiyor. Çünkü Elazığ yeni, Harput'sa taş devri öncesinden beri yerleşim bölgesidir. Milattan önce 3. yüzyılda Roma, 7. yüzyılda da Arap ve Bizans yönetimine geçen bölgeyi Oğuz beylerinden Çubuk Bey 1085 yılında Bizans'tan alır. Daha sonra Artuk oğullarından Balak Bey yöreyi ele geçirir. Bölgeye gelen Haçlılara karşı büyük zafer kazanır. Gazi unvanını alır. Harput'un Elazığ'a bakan yönünde yer alan bu heykel onun hatırasına yapılmış. Bölge daha sonra çeşitli Türk beyliklerinin elinde kalmış. Bir ara Safevilerin eline geçen Harput ve yöresi 1515 yılında Osmanlı egemenliğine girmiş. Bugün Harput'ta o çağlardan kalma pek çok eser var. Akkoyunlardan kalma Sara Hatun Camii. Ulu Cami, Artıkoğullarından kalma. Hamam, türbe ve mescitler. Bunlar eski Harput'tan günümüze kalanlar. O zamanlar Harput'ta imal edilen ürünler Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edilir. İpek kumaşları uzak Avrupa ve Amerika'da aranırmış. Eski tarihiyle ünlü Harput Kalesi. Her çağda onarım görmüş.
Çok zengin olan Harput folklorunun Artukoğullarından bu yana süre geldiği söylenir. Folklor oyun bakımından oldukça zengin. Yöre halkının kendine has bir giyimi var. Erkekler harput şalvarı, bele kuşak, gömlek ve yelek üstüne ceket giyiyorlar. İle 5 kilometre uzaklıktaki Harput. 3000 yıllık eski tarihiyle yeni ve modern Elazığ'a yükseklerden bakıyor. Elazığ, yeni ve modern bir kent. Yüzölçümü 9.151 km², nüfusu 143.000. Orta Anadolu'yu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli ticaret merkezi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarım temel geçim kaynağıydı. 1950'lerde devletin sanayi yatırım yapması, şeker fabrikasının kurulması sonucu ekonomisi canlandı. Sınırlı da olsa sanayi ve ticaret gelişti. 1960'larda enerji üretim tesisleri işletmeye açılınca ekonomi daha önemli bir canlanma gösterdi. Keban Barajı'nın yapımı ticareti ve inşaat faaliyetlerini arttırdı. Ancak bu talebi iskan durumu ve kente göç edenler yaratmıştı. Yine baraj yapımıyla Uluova su altında kalmıştı. Bu tarımı olumsuz yönde etkiledi. Ekim alanı daraldığından tarımda gerileme oldu. Baraj sebebiyle yapılan kamulaştırma sonucu ödenen bedeller 2-3 yıl içinde sadece temel tüketime harcanmıştı. Bu büyük potansiyel yatırıma yöneltilememişti. 1970'lere kadar sadece ildeki esnaf sayısı artmıştı. 1980'lerin başında yol, su, elektrik, karayolları, devlet su işleri, PTT gibi kamu kuruluşlarının bölge merkezleri Elazığ oldu. Sağlık ve eğitim kurumları da ilde toplanınca daha güçlenen şehir bölgesel merkez durumuna yeniden geldi. 1967'de sosyalizasyon kapsamına alınan ilde Doğu Bölgesi Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi ile Cüzzam Hastanesi var. Diğer sağlık hizmetleri özel hastaneler ve ilçelerdeki sağlık ocaklarıyla devlet hastanelerinde yürütülüyor. Bütün kentlerimizde olduğu gibi Elazığ'da da gelişme ve ilerleme çabası günlük hayata yansımış. Kentin alışveriş merkezlerinde bunu görmek mümkün. Elazığ ve halkı sanat ve kültür faaliyetlerinde de oldukça faal. Arkadaşlar, peşlerin icrasında tüm utlar bir oktav pesten çalacak. Kemanlar ve kanunlar yerinden icra yapacak. Harput Musiki Konservatuarı Derneği belli gün ve saatlerde müzik icra ediyor. Yılın belirli aylarında ilde konserler veriyor. Thank you.
Yahi uyandım. Derneğin çeşitli eğitim kürsülerinde 7'den 70'e musiki dersi veriliyor.